Hayırlı günler dostlar. Önemli gelişmelerle karşınızdayız. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu bilindiği gibi ülkemizde bu bağlamda dün Rusya'da Dmitry Peskov Suriye operasyonunun konuşulacağını duyurmuştu. Tam da bu gelişmeler yaşanırken Rus medyası Suriye'den yeni görüntüler servis ediyor. Açıklama şu şekilde. Konvansiyonel uçaklar Su-24M, Su-34, Su-35S, MiG-23ML ve MiG-29'un Esad'la beraber hava saldırılarını püskürtmek için ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiği duyuruldu. Ülkenin hava sahasını ilan eden İYAL'ların hedef alındığı belirtilmiş. Burada Rus ve Esad yanlısı pilotların düşman hava saldırısını püskürtmek için ortak tatbikatına yönelik yeni görüntülerde yayınlanıyor. Açıklama şu şekilde Golan Tepeleri ile Suriye Arap Cumhuriyeti'nin güney, doğu ve kuzey kesimleri yani neredeyse tamamında hava devriyelerinin düzenlendiği duyuruldu. Havadan havaya güdümlü füzeler SAB-250 ve 200 gibi hafif bombalarla işaretlenen hedeflerin vurulduğuna dair haber paylaşılıyor. Suriye operasyonumuz öncesi gerek Rusya'nın yaptığı sevkiyat haberleri gerekse Esad'ın sevkiyatından sürekli bahsediyoruz. Sabah yayınladığımız haberde çok sayıda Pansir konvoyunun görüntülendiğini ki bu videoyu çekenin Amerikan devresi olduğunu da söylemiştik. Amerika demişken Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri Suç Soruşturma Birimi Sözcüsü Patrick Barnes'tan açıklamalar geliyor. ABD askerlerinin konuştu olduğu Deir oradaki yani Suriye'deki üste yapılan ve 4 askerin yaralanmasına neden olan bombalı saldırının Amerikan askeri tarafından yapılmış olma ihtimali var açıklamasını yapıyor. Daha sonrasında bu askerin Suriye'den sınır dışı edildiği de duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden sözcü Nate Price şu açıklamayı yapıyor. Lavrov'un Türkiye ziyaretini yakından izleyeceğiz açıklamasını yapıyor. Bilindiği gibi Lavrov bugün ülkemizde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüyor. Yine Rusya'nın Çeçenya valisi kısacası Putin'in kuklası Ramzan Kadyrov konuştu. Sadece Ukrayna'yı değil NATO hatta NATO müttefiklerini de yeneceğiz ve cezalandırıcı açıklamasını yapıyor. Her zaman olduğu gibi Ramzan Kadirov resmi telegram hesabı üzerinden kendi videosunu paylaşarak değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'da zafer elde edeceklerini söyleyen Kadirov, zaferin yakın olduğunu, Ukrayna için artık teslim olma şansının kalmadığını da iddia ediyor. Yine Libya'da önemli gelişmeler var. Darbeci Hafter Libya'nın güneyinde terör örgütü DEAŞ'a e operasyon düzenlemek için daha fazla ekipmanı güney bölgesine yolluyor. Seba bölgesinden bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Baş Ekonomisti Maximo Torero konuştu. Enerji fiyatlarındaki artış devam ederse gıda fiyatları daha da yükselecek açıklamasını yapıyor. Ki artık daha ne kadar yükselecek bu da korkunç bir duruma geldiğini gösteriyor bunu da söyleyelim. Yine Yunanistan hükümet sözcüsü Yunanistan'ın Almanya tarafından vaat edilen Mardır piyade savaş araçlarını almaya başladığında Ukrayna'ya yaklaşık 100 adet BMP-1 e teslim edeceğini söylüyor. Almanya Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar geldi. Pakistan, Yunanistan ve Türkiye ziyaret öncesi açıklamalarda bulunurken Türkiye'nin Almanya için vazgeçilmez ortak olduğunu belirterek aslında kendisini kandırıyor. Davranışlarıyla sözleri çelişmiş. Almanya her zaman Türk savunma sanayisine sorun çıkarırken yine PKK ve FETÖ'nün bilindiği gibi barınma noktalarından bir tanesi. Şu açıklamayı yapıyor. Almanya'da milyonlarca kişinin kalbinin Almanya ve Türkiye için attığını ifade ediyor. Bunun dışında dostlar dün akşam saatlerinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koltuğunu koruduğunu da hatırlatalım. Başbakan Boris Johnson Covid-19 kısıtlamaları döneminde kuralları ilerletmesi nedeniyle Muhafazakar Parti meclis grubuna yapılan oylamada güven oyu almış durumda yani kendisi görevine devam edecek. Bunun dışında dostlar Rusya'nın bu yan M sınıfı korvetiyle Ukrayna'ya saldırı düzenleniyor. SSN-30'larla beraber saldırı yapıldığı haberi paylaşılmış. Yükseltme için konusundan Tayvan'a dönen Tayvan Hava Kuvvetleri'ne Knight F-16'nın burun tekerleği sorunu nedeniyle havaiye acil iniş yaptığı duyuruldu. Batman'dan kalkan Bayraktar Akıncı İzmir Seferihisar'da düzenlenen FS-22 tatbikatında başarıyla atışını icra ederek yuvasına geri dönüyor. Çin'den görüntüler görmektesiniz. Dün gece Çin Devlet Meclisi CCTV 7 kanalında PLA Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Xinjiang Ordu Askeri Akademisi'nden yeni görüntüler yayınlanıyor. Burada dostlar çeşitli insansız savaş araçları teçhizatının sergilendiği bir tatbikatın düzenlendiği belirtiliyor. Daha öncesinde diğer tatbikatlarda gösterildiği gibi insansız teçhizat, insansız araçlar, insansız piyadeler, insansız helikopterler... İnsansız özellikle nakliye ve saldırı helikopterlerinin burada kullanıldığı notu düşürmüş. Bu özel insansız ekipman türleri önceki tatbikatlarda da gösterilmişti. Ancak açıkça görünüyor ki tatbikatlar birden fazla ekipman kombinasyonuna sahip daha karmaşık ortak tatbikata dönüşüyor. PLA, Çin, Halk Kurtuluş Ordusu insansız savaş araçlarıyla deneyimini herkes açık olarak yayınlıyor. Çin sosyal medyası Weibo kullanıcısı Bloodwing'e göre köpek robot daha önce sadece PLA tatbikatlarında değil aynı zamanda duman fırlatıcılardan manga silahlarına ve kentsel ormanlardaki sensörleri taşımasına kadar birçok noktada kullanıldı. Çin'in yeni keşif araçlarını da görmektesiniz. Genellikle beyaz renkte yapılmış durumda. Ağırlıkları 1.6 ton, silahları 12.7 mm makineli tüfek, 35 mm el bombaları, tank savar füzeleriyle donatılmış uzaktan kumandalı savaş modülü içeriyor. Görünür ışıkta ve kızılötesi ötesi görüntüde yüksek çözünürlüklü video iletişimi sağlayan geri çekilebilir bir antene sahip. Kontrol ve iletişim menzili 10 km, her iki araç arasında da 80 km hıza sahip oldukları yönünde haber paylaşılmış. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vasily Nebenzya, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'in suçlamaları üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti. Bu haberi de hatırlatalım. Türk Devletleri Teşkilatı'ndan basın açıklaması yapıldı. Türk Devletleri Teşkilatı Gümrük İdareleri Başkanlarının 8. toplantısının Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenleneceği duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı şu açıklama yapıyor. Pençekilit operasyonu kapsamında 1 Ocak'tan bu yana 195 terörist etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 2015'ten bu yana 34.950 terörist etkisiz hale getirildi açıklaması yapılıyor. Bu da günün önemli gelişmelerinden bir tanesi. Yine dostlar bunun dışında Bosna Ersek'te Sırp entitesinin başkanı ayrılıkça Dodik geçen aylarda devlet düzeyindeki bazı yetkilileri Sırp bölgesi yönetimine devredeceğini duyurmuştu. Onunla alakalı yasalar mecliste onaylanmıştı. Bu da ayrı bir devletin kurulmasına yönelik ilk adımlar olacaktı. Devletten bu yetkilerin alınması için belirledikleri tarih geldi. Ancak dün Sırp bölgesi meclisinde yapılan toplantıda bu yetkilerin alınması 6 ay daha ertelendi. Eğer Rusya-Ukrayna savaşı farklı gelişseydi bu kararı alırlar mıydı belli değil ama şu an istedikleri desteği de Rusya'dan alamadıkları kesin şeklinde Boşnak gazeteci Emine Şeferovic karşıtı tarafından değerlendirme yapılmış kendisi Twitter hesabı üzerinden bu paylaşımları yapıyor. Diğer haberde olsa Cezayir Türkiye'den Tactical Report gibi bazı medya organlarına göre Atmaca gemi savar füzesini satın almak için pazarlık yapıyor. Bu haberde Cezayir basını ve Tactical Report gibi ünlü savunma sanayi medya sitelerinde gündem olmuş durumda. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbu'nun geçen haftalarda ülkemize geldiğini ve Türk siyaların ilgi gösterdiğini aktarsak da Cezayir'de farklı türden neredeyse 10 siyah bulunmakta. Cezayir birçok ülkeden siyah satın almış durumda bu da Türkiye'den siyah satın alabilecekleri ihtimalini güçlendiriyor. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.